Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyoda dinleyenler. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İstanbul çok güzel bu sabah. Bulutlar var ama öyle güzel esiyor ki, öyle güzel. Artık buna Meltem mi diyoruz? Ne derler? Efil efil, efil efil esiyor derler değil mi? Ha, eskiler. Bu, evet, bu konuyu açtığınız çok iyi oldu Uğur Bey. Çünkü efil efil dediniz, bazen püfür püfür de deniyor. Ama bazı evet, kişiler yanlış biliyor, küfür küfür diyor mesela. Yani ben hiçbir zaman rüzgarın böyle benim yanımdan böyle kulaklarımı, ensemi, saçlarımı yalayıp geçerken küfür ettiğini hiç duymadım. Ya onu bir iyi oldu burada hatırlatalım. O siyasetin küfürlerinin yansımasıdır belki. meclisten dışarıya vuran küfürlerin rüzgarın da etkisiyle ta uzaklara kadar ulaşması ve duyulması anlamında söyleniyordur. Evet, meclise mi girelim? Ben çünkü meclise girmek istiyorum. Zira bir kez daha anladım ki bizim ülkemizde maalesef futbolla yönetiliyormuş. Yani ne meclisteki sorunlar, ne 2008'deki krizin aynısı gelir mi gelmez mi, ne İtalya'da Berlusconi bile açıkladı, Yunanistan'ın durumu nedir, bütün Avrupa İspanya dahil göçmek üzere, bize etkisi nasıl olacak, kaçırılan askerler var, polisler var, ölenler, şehit olanlar var, bombalar yakalanıyor, tonlarca hücreler çıkıyor ortaya, şike şike şike, ama futboldaki şikelerden bahsetmiyorum. Bir yığın olaylar oluyor. İşte buyurun, bir savcı durduk yere Bolu'ya mı gönderildi, gönderilmedi mi belli değil. Ama biz sabah akşam kalkıyoruz, futboldaki şikeyle uğraşıyoruz. Katılır mısınız? O zaman başla Hakan, sen gerçek gündemden satır başlarıyla başlayalım. Şimdi o zaman ekonomik durum beni en çok ilgilendiren mevzu. Ali Babacan'ın bir uyarısı var. Evet, evet. Yunanistan'ın çökmesinden sonra işte İtalya'da Berlusconi biliyorsunuz açıklama yaptı. İspanya ve Portekiz de iş borçlarını ödeyemez duruma gelmiş ve ne olur? Sevgili Hakan, bir defa hiçbir ülke batmaz. Evet. Bunu bir kenara yazalım. Çünkü banknot matbaaları ne güne duruyor? Euro basımı Avrupa Merkez Bankası'nın elinde, işte dolar basımı Amerikan yönetiminin elinde. Şimdi biz onlar ne kadar isterse piyasaya, tedavüle ne kadar banknot sürerlerse onu kullanmak durumundayız. Yani ihracat yapan ülkeler euro ve dolar bazında kendi milli gelirlerini arttırmaya çalışan ülkeler o dolarları, euroları kullanmak durumunda. Dolayısıyla oradan alınır, öbür tarafa verilir ve bir şekilde ülkeler batmaktan kurtarılır. Ama ve lakin bu tür tedavi yöntemleri, eğer bünyede ciddi bir hastalık varsa, o da ekonomide üretim sıkıntısıdır. Üretim yapmayan ve yaptığı üretimi satamayan ülkeler eninde sonunda ekonomik darboğaza sürüklenirler. Şimdi bizim ekonomimizde de görülen tehlike odur. Bir defa şunu dileyelim, hiçbir zaman ülkemiz bir ekonomik krize sürüklenmesin. Çünkü bu millet ekonomik krizlerden çok çekti. Evet. Geçmişte yaşadık bunları. Ülkeyi soydular, sovana çevirdiler, bankaları hortumladılar, milyarlarca doları buharlaştırdılar ve bunun ceremesini, ödemesini de gencecik insanların omuzlarına yüklediler ki onların uzaktan yakından bu borç batağıyla ya da borç dağıyla ve yüküyle herhangi bir ilgileri ve sorumlulukları yoktu. Dolayısıyla böyle bir krizi, böyle bir şoku tekrar yaşamamayı bütün kalbimizle diliyoruz. Gelelim işin özüne. Türkiye gerçekten bu cari açık meselesi ciddi bir şekilde rahatsızlık veriyor ekonomi bünyesine. Ve tarafsız düşünen bütün ekonomi uzmanlarını derin derin düşündürdüğü gibi Ali Babacan
örneğinde olduğu şekilde o da endişelerini dile getirmeye, kaygılarını dile getirmeye başladı. Türkiye bu cari açık meselesine ciddi bir çözüm getirmeli ve beyderpey bunu indirmenin yollarını mutlaka aramalıdır. Çünkü bakıyorum ben bütün verilere, yani Türkiye'nin büyümesi aslında tüketime dayalı ve ithalat kaynaklı bir büyüme. Dolayısıyla bir nevi işte saadet zinciri. Çünkü ithalata harcanan para ihracattan sağlanan gelirin kat be kat üstüne çıkarsa ortada hakikaten bünyevi bir rahatsızlık var demektir ve acilen tedavi sağlanır. Sıcak parayla tedavi tıpkı işte Allah korusun bir insanın beyninde oluşan tümörün verdiği rahatsızlıkları aspirinle tedavi etmeye benzer. Sıcak para gittiği zaman o tümörün bütün ölümcül etkisi ortaya çıkar ve ekonomiyi allak bullak eder, krize sürükler. Böyle bir krizin bir kez daha yaşanmaması dileğiyle yönetimin, yani Türkiye ekonomisini yönetenlerin gereken radikal kararları alacağı umudumuzu, koruduğumuzu ifade edelim. Evet, gelelim şimdi senin diğer sorularına. Evet, biz tabii ki istemiyoruz böyle bir şey olsun ama muhtemelen biraz yoklayacak gibi, hani daha önceki söylemler gibi teğet geçti falan olur mu? Bir kez daha. Valla sıcak parayla yaşamak La Fontaine'in Ağustos böceği karınca öyküsünü hatırlatıyor bana hep. Şimdi ben seçim öncesi meydanlardaki vaatlerden birisine kafam takılmıştı ve yine böyle bir sabah size onu iletmiştim. Dedim ki Uğur Bey, dedim, dün akşam Star Ana Haber bülteninde gördüm, başbakan bir meydanda elindeki iPad'i gösterip her öğrenciye bundan elektronik bir tablet vereceğiz, elektronik kitap defter vereceğiz demişti. Bu nasıl olur, onlar çok pahalı şeyler demiştim. Şu an elimde böyle bir haber var. Teknoloji Bakanı Ergün, her öğrenciye bedava tablet bilgisayar projesi için oluşacak sektörün büyüklüğünü 7,5 milyar dolar olarak açıklamış. Bana bir şey der. haber öksürttü sizi. Öksürdüm yani, rakamın büyüklüğünü duyunca şaşkınlığından dolayı derin bir nefes çektim ve öksürmeye başladım sevgili Hakan. Yani o anda söyleyecek söz bulamadım ama yani bunun bir hesabı kitabı yapılmış olmalı ve durduk yere de böyle bir laf söylenmez. Ben Sayın Bakan'ın boş yere konuşmadığı düşüncesindeyim. Herhalde bir proje vardır. Bu proje yeni bir sektör oluşturacaktır. Ve Türkiye'nin de gerçekten iletişimde ve bilişim teknolojisinde bir hamle yapmasının zamanı geldi. Ben o kapsamda yeni bir atılım öncesinde olduğumuzu düşünüyorum ama daha projeyi görmeden konuşmak, dereyi görmeden paçayı sıvamaya benzer. Evet, zaten işin içerisinde Amerikalı bir çip üreticisi var ve 3 yerli firmayı da görüyoruz. Bakalım 7,5 milyar dolarlık bu güç birliği nereye varacak? Bu arada... Evet. Evet. Ben kesildi zannettim telefon tuş sesi gelince. Şimdi medya kralı Murdoch zorda diye birkaç haber yakaladım. Evet. Murdoch denince aklıma benim sadece ve sadece şey geliyor son zamanlarda Uğur Bey. Yılmaz Özdil'in kitabında Çanakkale'de geçen bir minik öykü vardır. Yılmaz Özdil, sevgili dinleyiciler, Yılmaz Özdil'in kitabında isim şehir hayvanda çok güzel bir öykü vardır Murdoch'la ilgili. Çanakkale zaferindeki bir gazetecinin aslında İngiliz komutanların paçayı kurtarabilmek için savaşta çok iyi olduklarını yalan beyan etmeleriyle ilgili bir hikayedir. Tavsiyem o bölümü okumanızdır. Zaten kitabı okumanız da tavsiyem. O bölümü tekrar anımsatmak istedim. Murdoch gibi birisi nasıl zorda olur? Murdoch gibi birisi zorda olur çünkü gazetesinin yaptığı, özellikle News of the World gazetesinin ve ondan sonra da diğer gazetelerinin yaptığı işlerle işte gazetecilik anlayışı ve gazetecilik mesleğinin ahlaki kurallarının, evrensel ilkelerinin uzaktan yakından bağdaşır bir tarafı yok. Adamlar resmen gazete olarak değil bir telekulak merkezi gibi çalışmışlar. Önüne geleni dinlemişler ve oradan da
kendilerine göre haber üretmişler. Gerçi Türkiye'de de geçmişte buna benzer şeyler görmüştük biz. Mesela Özerçiller'in yönetiminde olduğu bilinen ve onun tarafından finanse edildiği öne sürülen Öncü gazetesinde bir grubun dinleme cihazıyla siyasi rakiplerini dinlediklerini, sanki o dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı yeterli dinlemeleri yapmıyormuş gibi kendilerinin istedikleri doğrultuda böyle bir özel ekip kurmuşlardı ve o özel ekip dinlemelerde bulunuyordu ve yakın geçmişte de yine illegal telefon dinlemelerinin bazı gruplar tarafından, şu ana kadar tespit edilemeyen bazı kişiler tarafından yapıldığı ortada. Ama İngiltere ile bizim aramızdaki fark şurada. İngiltere hakikaten demokrasinin beşiği, insan hakları ve kişilik hakları bakımından dünyada örnek gösterilebilecek uygulamaların var olduğu bir ülke. İngiltere'de böyle sorumsuzlukların işte bu şekilde kişilik hakları ve özgürlükleri, özel hayatları deşifre etmenin cezaları son derece ağır. Özellikle toplumsal yaptırım bence ceza yasalarının önünde gidiyor ve toplumsal yaptırım sonuçta gazete kapattırmaya kadar Murdoch'u götürebiliyor. Bizde de günün birinde İngiltere'de olduğu gibi bir kamuoyu gücünün var olmasını dileyelim ve yapılanların bence İngiltere'de gerek cezaya kovuşturma, polisiye kovuşturma açısından gerekse toplumsal tepki açısından son derece çağdaş ve yerinde olduğunu da ifade edelim. Evet. Dün bir şey konuştuk, hatırlıyor musunuz Uğur Bey, milletvekilleri, ya dedim ben, niye bunlar ezberlemiyorlar mı yani, bir doğru düz yemin edemediler yani. Hakan, oraya geçmeden önce Murdoch dedin, işte Yılmaz, sevgili Yılmaz Özdil'in, onu da belirtelim, yazılarını çok özledik ya. Dön Yılmaz. Evet yani hakikaten. Zaten, değil mi? Yani olmaz buradan yani. Bir okuru olarak gereken uyarıyı özlem duygularıyla dile getirerek yapmış olalım. Şimdi Murdoch Çanakkale dendiğinde benim aklıma hemen Çanakkale Şehitleri Abidesi geliyor. Evet. Biliyorsun bu Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin yapımında Arena ekibinin, bizim çok ciddi çabalarımız olmuştu. Hatta kampanyalar bile düzenleyip para toplayıp o 60 küsur yılda bitirilemeyen dünyadaki siyasi süreci ve tarihin akışını değiştiren kahramanların anısına bunca soygun yapılan, bunca bankanın hortumlandığı ülkede işte birkaç o zamanın parasıyla trilyon liranın bir türlü denkleştirilip de o abidenin bitirilmemiş olmasının acı verici, yüz karası bir durum olduğunu her fırsatta dile getirmiştik. Nihayet bu iktidar döneminde 2004 yılında Çanakkale Şehitleri Abidesi bitirildi. Kelimenin tam anlamıyla projeye uygun olarak bir bitiriliş değildi ama yine eli yüzü düzgün hale getirilmiş ve çok önemli eksiklikler tamamlanmıştı. Bunlardan biri de Çanakkale Şehit savaşlarını sembolize eden dünyanın en büyük rölyeflerinden biri olan o kabartmaların yapılmış olmasıydı. Fakat gel gelelim, o kabartmalar aslında projede yontuyla, yani granit üzerine yontuyla heykel anlayışı uygulanarak gerçekleştirilmesi gerekirken plastik kabartmalar olarak bir yerlerde dökülmüş ve ondan sonra da taşın üzerine yapıştırılmış. Dışarıdan bakıldığında üzeri de boyanınca hakikaten bir yontu izlenimini veriyor. Fakat aslında bunlar birer plastik kabartmadan ibaretti. Nitekim aradan geçen zaman güneşin ve rüzgarın, yağmurların da tahribatıyla şimdi seyrediyoruz ki görüntülerde o rölyefler dağılmış, kırılmış, paramparça olmuş ve o kitabeye neredeyse acınarak bakılır hale gelmiş. Aradan geçen 6-7 yıl içinde bir abidenin tanınamaz hale gelmesi de bize özgü bir başarı hikayesi olsa gerek. Çok üzücü. Hakan. Evet, çok üzücü. Çok üzücü. Başarı derken ünlemi de koymuş olayım hemen başarı sözcüğünün yanına.
dünyanın parası akıtıldı oraya, dünyanın parası verildi bir takım insanlara ve işte görünüşte görkemli bir anıt ortaya çıktı. Ama bu görkemli anıtın görkemi sadece 6-7 yıl sürebildi. Bu da ayrı bir soruşturma, ayrı bir araştırma ve ayrı bir cezalandırma konusu da olmalı diye düşünüyorum yönetim hesabına. Ayrıca abidenin ana kısmında, yani o 4 sütunun bulunduğu bölümdeki tavanda mozaikler de patır patır yerlere dökülmüş durumda. Evet, bir başka haberim Kökşah Şengün'le ilgili. Sevgili dinleyiciler, Kökşah Şengün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'dır ve şöyle söyleyelim, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Tuncay Özkan'ın tahliye taleplerini defalarca kabul etmiş. Fakat diğer iki üyenin red oyu yüzünden bu gerçekleşmemiştir. Şimdi Bolu'ya gönderildi. Şimdi sadece Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan dersek konuyu biraz çarpıtmış oluruz sevgili Hakan. Daha önce de Köksal Şengün'ün, yani mahkeme başkanı hakimin özür dilerim. Diğer tahliye talepleriyle ilgili de diğer iki üyenin reddettiği kararları olmuştu. O tahliye yönünde oy kullanmış ama mahkemenin diğer iki üyesi sürekli olarak Köksal Şengün'ün görüşünün dışında bir görüş sahibi olarak muhalefet etmişlerdi ve onların aldıkları kararlarla, yani ikiye bir kararla, oy çokluğuyla o tahliye talepleri reddedilmişti. Şimdi benim bu tür davalarda hassas olunması gerektiği konusunda öteden beri söylediğim sözler var. Yani bu mahkemeler uzun sürecek olan mahkemeler. Binlerce, on binlerce sayfadan oluşan klasörler bu hakimler ve savcılar tarafından okunmuş durumda. Şimdi oraya gelecek olan daha doğrusu bundan sonra yeni hakimin bu klasörleri okuması aylar alır. Davanın ruhuna nüfuz etmesi yine aylar alır. Oysa bütün şikayetler bu davaların uzadığı, tutukluluk süresinin uzatılarak bir nevi cezai infaza dönüştüğü şeklinde eleştiriler dile getiriliyor. Dolayısıyla yeni hakimin dosyalara nüfuz etmesi, ayrıntılara girmesi, ek klasörleri, belgeleri, delilleri bir şekilde nüfuz ederek değerlendirmesi aylar alır. Demek ki bu davalar uzayacak. Bu davaların uzaması, tutukluluk sürelerinin Avrupa'da bile, dış dünyada bile tepki çeken tutukluluk sürelerinin daha çok uzamasına sebebiyet verecek ve davaları tartışmalı hale getirecek. Sonuçta da adalete duyulan güven azalmakta olduğundan hepimiz yakınıyoruz, o güven duygusu azalmamalı diyoruz ama ne yazık ki bu tür uygulamalar azalmakta olan güven duygusunu daha da dibe vurdurabilecek etkiler yapabilir. Ben bu tür davalara bakan hakimlerin ve savcıların sık sık değişikliğe maruz bırakılmasını, yani bu isimlerin değiştirilmesini hiç uygun bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Spekülasyonlara açık buluyorum. Yargının siyasallaştığı iddialarına somut örnek olarak gösterilebilir geleceğini düşünüyorum ve hakikaten yargıyla oynanmamalı diyorum. Evet. Yargıya siyasetin gölgesi düşmemeli diyorum. Çünkü yargıya olan güven duygusunu kaybettiğimiz takdirde toplumda neye güveneceğiz Allah aşkına? İnsanlar kendi yargılarını mı oluşturacak ondan sonra? Biliyoruz ki yargıya olan güvenin sıfırlandığı bir ülkede kamu düzenini ne kadar güçlü polis teşkilatınız, ne kadar güçlü jandarma teşkilatınız olursa olsun bir daha sağlayamazsınız. O halde yargıya olan güveni sarsmak bence çılgınlıktır. Sevgili Hakan, bu arada dün tanık olduğum bir başka garabeti hemen belirteyim. Biliyorsun hep bahsediyoruz, Ilıca Plajı diyoruz. Dünyanın bana göre harikalarından biri. Hiç abartmıyorum. Böyle bir plaj dünyanın sayılı bölgelerinde bulunabilir. Belki çok uzak adalarda daha güzelleri vardır ama oralara ulaşmak çok zordur, pahalıdır falan. Tanrı getirmiş,
Cenab-ı Allah İzmir'in hemen burnunun dibine böyle bir güzelliği insanoğluna bizlere tepe tepe kullanalım diye bahşetmiş. Şimdi bu plaj çok güzel bir uygulamaya geçilmiş. Türkiye'de engelliler için ilk mavi bayraklı plaj uygulaması. Hakikaten çok güzel değil mi? Evet, dün Star Haber'de çok güzel şimdi bir haber. Bu haberin çıkış noktasında açıklayayım. Ben orada yürüyorum. Yürürken baktım yani koca bir tabela. Tabelada Devlet Planlama Teşkilatı, efendim Çeşme Belediyesi, Türkiye Kalkınma Ajansı. Yani 3 güven verici kurumun birlikte gerçekleştirdiği bir projeyi anlatan açıklamalar yer alıyor plajın girişinde. Plaja giriyorsun, tabii kapı falan yok. Yani burayı sadece engellilere tahsis etmeyi kolaylaştıracak hiçbir dış fiziki önlem alınmamış. Yoldan geliş tekerlekli iskemlelere uygun olarak, özürlü engelli vatandaşlarımızın kullandıkları iskemlelere uygun olarak yapılmış. Oradan doğrudan giriyorsunuz. Böyle hafif eğimli tahta bir platformdan kabinlerin ve sosyal tesislerin bulunduğu tarafa geçiyorsunuz. Oradan da yine hafif eğimli tahta bir platformla kumsala kadar gidiyorsunuz. Görünüş gayet güzel. Bunlar yapılmış. Fakat o soyunma kabinlerinin, tuvaletlerin kapısını bir açtım Hakan. Aman Allah'ım. Gözlerime inanamadım. Biz yani tabii buna benzer bir tuvalet görüntüsünü ben merhum Turgut Özal zamanında Saddam Hüseyin'in gazabından, kimyasal silahlarından kaçarak Türkiye'ye sığınan peşmerge kamplarının tuvaletlerinde görmüştüm. Tepesine kadar, affedersin, pislik doluydu. Yani bu engelli vatandaşlarımızın plajında da aynı durum söz konusu. Hiçbir sorumlu yok. Güya oraya Otelciler Birliği, Çeşme Otelciler Birliği bakıyormuş. Onların sponsorluğunda bu plaj faaliyet geçirecekmiş. Diğer plaj sakinlerinin, yani Ilıca plajına gelip oradan işte ücret ödemeden giren vatandaşlarımızın, engelli vatandaşlarımızın alanını kullanmamaları için en ufak bir önlem yok. İsteyen elini kolunu sallayarak engellilerin plajına giriyor, oradaki duşlardan, kabinlerden yararlanıyor. Ama nasıl bir yararlanmak? Yani tepeleme pislik içinde bırakarak ve bunu temizleyecek bir kadro yok. Yani engelliler için engel çıkartmayı düşünebilsen bir plaj uygulamasıyla ancak bu kadar olur. Olurdu. O mavi bayrağın oradan kaldırılıp yerine derhal bir beyaz bayrak dikilmeli. Çünkü o plaj SOS veriyor. Beyaz bayrak yine iyi yani, ama siyah bir bayrak dikilmeli. Yani dün Star Haber öyle böyle mozaiklememişti. O kadar sansürlemesine rağmen yine de her şey belli oluyordu yani. Ben anlatamam sana. Evet. Anlatamam. Böyle kim bir rezalet olamaz. Evet. Kim kelimelerle mi anlatamam. Evet. Şikeye girelim. O zaman kısa sürer herhalde şike. Çünkü 5 tutuklama daha. Evet, tamam. Birkaç dakika içinde. Şimdi görüyoruz ki Beşiktaşlı yönetici Serdal Adalı ve teknik direktör Tayfur Avuççu da tutuklandı. Evet. Bazı futbolcular da tutuklandı. Trabzonspor başkanı serbest bırakıldı ama tutuksuz yargılanmak üzere ve yurt dışına çıkış yasağı da kondu. Demek ki bu şike operasyonu sadece iddia edildiği gibi ve komplo teorilerinde dile getirildiği gibi Fenerbahçe başkanını hedef alan, Fenerbahçe'ye yönelik bir operasyon değil. Benim başında da söylediğim gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynaması ve en önde olması nedeniyle operasyonda da Fenerbahçelilerin adlarının ön planda olmasının artık kaçınılmaz bir gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Burada kim takıldıysa, bu şike pisliğine kim bulaştıysa kısa süre içinde onlar tespit edilebilmiş. Eğer geriye dönük bir teknik takip yapılmış olsaydı, olabilseydi, o zaman yasa yürürlüğe girmiş ve bu imkanı sağlamış olsaydı, anlaşılan o ki ligde şike pisliğine bulaşmamış takım kalmayacaktı. Evet. Evet, maalesef.
Yalnız benim bu olaylar içerisinde en hoşuma giden de İbrahim Akın'ın Serdar Adalı'dan bir yarış atı istemesi. Akıllıca değil mi sizce de? Akıllıca değil mi Uğur Bey? Yani çünkü parayı alırsınız, çalıştırmazsanız yarın bir gün biter, hazıra daha dayanmaz yani. Al yarış atını, sürekli kumbara gibi yani, altın yumurtlayan tavuk gibi. Demek ki arkadaş yani ayağıyla kazandığı, profesyonel becerisiyle kazandığı paralarla yetinmemiş, bir de talih oyunlarına veya işte bir takım yasa dışı faaliyetlere girerek o yollardan da kazanç sağlamayı kendisine hayat felsefesi edinmiş. Ama tabii bunlar şimdilik iddia, suçlamayalım, yargısız infaz yapmayalım, bunlar birer iddia. Ama şunu bilmeliydi ki o tür serüvenlere girenlerin başı beladan kurtulmaz ve bu dünyada o tür kirli ilişkiler hiçbir zaman gizli kalmaz. Bu bence operasyonun tüm Türkiye'ye verdiği çok yerinde, çok doğru bir mesaj var. Kardeşim, yasa dışı bir işe bulaştığın zaman bu eninde sonunda ortaya çıkıyor, gizlenemiyor, hakikatte topallayarak da olsa hedefine varıyor. Evet. Herkes bundan bir ibret dersi çıkarsın. Evet. I see trees of green. Hep derim ya, hayat aslında o kadar güzel, o kadar kolay ki biz zorlaştırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.